Oh, hello! Pezemekler, NXT'ye hoş geldiniz. Bu Elimination Chamber'dan önceki son. Ve evet, sondan da 3. NXT ayrıca. Şimdi bir contenderlık maçımız var. Pay-per-view'de YouTube şampiyonuyla kim karşılaşacak onu öğreneceğiz. İlk olarak işte karşınızda PJ Black. Kendisi önceden Justin Gabriel olarak karşımıza çıkmıştı. NXT'de yüzünü göstermişti. Main roster'da Nexus'la birlikte yüzünü göstermişti. Şimdi PJ Black olarak NXT'ye bir kez daha dönüşünü yaptı ve YouTube şampiyonluğunu almak istiyor. Kostümü de uyuyor, o yüzden alırsa benim için sorun olmaz. Kırmızı kırmızı giymiş. Yani ne olmasın. Bu bir triple threat maçı bu arada. Hadi ikinci güreşçiyi de görelim. İkinci güreşçi. Onu da daha önce görmedik diye tahmin ediyorum. Evet, görmedik. Kesinlikle görmedik. Kendisi Bullet Club'ın yeni Bone Soldier'ı. Kendisi Taiji Ishimori. Aşırı yeteneklidir. Ne kadar yetenekli olduğunu bakalım bu maçta bize gösterebilecek mi? Ya cidden böyle bu insan mı diyorsunuz? Öyle güzel hareket ediyor. Ve son olarak bunu yaptığımı unutmuşum. Ama son olarak işte karşınızda YouTube şampiyonlarının YouTube şampiyonu diyebiliriz. Kralların kralı. Strong Style'ın kralı Shinsuke Nakamura bir kez daha YouTube şampiyonluğunun peşinden gidiyor. O eski başarısını yakalayabilecek mi? Bilemiyoruz. PJ Black, Ishimori ve tabii ki de Shinsuke Nakamura. Maç başladı. Ve Ishimori direkt abi işe girdi bayağı bir güzel hareket yaptı yani. Ve sonra da bir cutter. Ishimori işte oğlum coştu ya diyorum ben bu adam deli yetenekli yani. Ve şimdi de Triangle Chokehold. Daha maçın 3. hareketini görüyoruz ama 3 harekette deli gibiydi. Neyse ki Nakamura çok daha güçlü cüsse olarak aşırı büyük. Kurtulmayı başardı Chokehold'dan. Şimdi PJ Black saldırıyor. PJ Black'i reverse'ledi yalnız. Ishimori kimseyi dokundurtmuyor kendisine. Oo oğlum. Ben oynasam bu kadar güzel oynayamazdım ya Ishimori olarak. Gerçekten efsanevi bir şekilde gidiyor şu an. Şimdi bir Jawbreaker oturdu yere. İyice sert bir darbe oldu. Shinsuke Nakamura için Crucifix tuşa gitmedi. Nakamura ben dışarıda dinlenecek diye düşünüyordum. Hemen içeri girmek istemiş. O Ishimori Reversal yedi. İlk ringden çıkan kim olacak? PJ Black olacak. Ishimori ile Nakamura şimdi ringde. İkisi tek başına. Ki anlatım bozukluğu oluyor tabii ki de. Çünkü iki kişiyseler nasıl tek başlarına olsunlar. Değil mi? Neyse. Ishimori Nakamura. Hadi bakalım. Okey, Nakamura'dan tehlikeli bir hareket geliyor Ishimori için. Çünkü kolu kopmuş olabilir az önce. O PJ. Bir dakika arkanı döndü mü seni pişman edebilecek biri gibi gözüküyor. Tıpkı Randy Orton gibi. Ama bakacağız, yok. Nakamura'ya sökmez diye düşünüyorum bu tip numaralar. Evet, Nakamura direkt kendine geldi. Bir German Suplex. Ishimori iyi yaptın üstad, bana dokunma diyordu. Bir anda patlama yaşadı. Yine çılgın bir hareket yapacak gibi gözüküyor. Hammerlock Northern Lights. Suplex. Şimdi Ishimori. Oh, second rope. Çok muhteşem bir DDT. Şu an bu maçın yıldızı gerçekten. İnanılmaz bir hareket listesi var. İnanılmaz bir güreşçi. Taiji Ishimori. Kendisi uzun süreden beri Pro Wrestling Noah'da takılmıştır. Orada işte en büyük şampiyonlarıydı. Sonra New Japan'e geçti. Şu an Junior Heavyweight Division'ında. Yani gerçekten Hiromu Takahashi kadar dişli bir rakibi olmasaydı çok rahat gelir gelmez Junior Heavyweight şampiyonluğunu alırdı. Boom! Ve oyunda bayağı kaslı gözüküyor biliyorum ama gerçek hayatta daha da kaslı. Ben öyle diyeyim size. Yani ya bu kadar kaslı ya da bundan daha fazla kası var Taiji Ishimori'nin. Yani adam sadece kastan yapılmış, kastan oluşmuş. EC3 gibi yani. Hatta EC3'ye bile taş çıkaracak kadar kası var adamın. O kaslar da boşuna değil gördüğünüz gibi. Bayağı kullanıyor onları. Çok mutlu şu an, sevindiği Ishimori. Tıpkı Nakamura gibi. Herhalde Japonların bayramı falan bugün. İkisi de çünkü aynı anda sevinince. PJ yerde yatıyor. Şimdi Ishimori de PJ'ye katıldı.
Hiçbir şey göremedik şu an PJ Black'ten. Lucha Underground'a geldiğinde de zaten sürekli şamar yiyordu. Üzülüyorum PJ Black'a ama hayat işte. Ne yapıyor acaba şimdilerde? Hala Lucha'da mı? Oo! Yakalayacaktı PJ, sonunda bir şey yaptı anasını satayım. Gücünü kullandı, jüssesini kullandı, reverse'ledi. Güzel bir dirsek darbesi. Şimdi de bir Northern Lights PJ'den gelecek. Tuşa gitmedi tabi devamında. Nakamura ne yapıyorsun hak dedi. Geldi bir Russian Legs ve PJ yine ringin dışında. Yine yetim gibi kaldı orada zavallı PJ Black. DDT geldi şimdi Shinsuke Nakamura'ya. Bu hareketleri yapmayacaksınız, söz mü? Merhaba, ben Bilgehan Demir. Sizlere bazı uyarılarım var. Biraz da üzgünüm. Neden mi? Çünkü bu hareketleri hala deneyenlerin olduğunu duydum. Arkadaşlar, kesinlikle bu hareketleri denemeyin. Özellikle siz çocuklara sesleniyorum. Bakın, en profesyoneller bile bu hareketleri yaparken çok ciddi sakatlıklar yaşayabiliyorlar. Onlar bu hareketleri denerken en geniş güvenlik önlemleri altında yapıyorlar. Buna rağmen biliyorsunuz John Cena, Rey Mysterio, Undertaker, Batista, Edge çok ciddi sakatlıklar yaşadılar. Sessiz olun, herhangi bir yerde bu hareketleri sakın denemeyin. Beni de üzmeyin. Çok rica ediyorum, bu hareketleri sadece izleyin. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Evet beyler bayanlar, reklamlardan geri geliyoruz. Maçın ortasında reklama girdik, önemli bir reklamdı, kamu spotuydu. Devlet yoksa kanalı kapatacakmış yani mecburen. Bilmiyorum reklamları görecek misiniz? Belki görür, editlersem belki oraya bir reklam koyarım, neyse. Şimdi maça devam ediyoruz, Triple Threat maçı. Gecenin ilk maçı, tam gaz devam ediyor NXT. Pardon, neydi ya? Lutez Press yaptı Shinsuke Nakamura'yı, öldürüyordu PJ Black. Nedense kurtardı. Taiji Ishimori sanırım daha kötü şeyler yapmak için yapmış olabilir bunu. Ve tarih üzerinde görülmüş en ama en yüksekten yapılan moonsault'u yiyecekti Shinsuke Nakamura eğer kaçmasaydı. Kaçtı ve Hammerlock DDT'yi yedi. Nereye kaçarsa kaçsın, ne yaparsa yapsın Taiji Ishimori peşini bırakmıyor. Ve sürekli yani nedir o? Elini kaynar sudan çıkarıp tekrar kazana koymuş gibi. Onun bir olayı vardı, bir söz vardı öyle de. Sırası kaçamıyorlar oğlum. Kimse Taiji Ishimori'den kaçamıyor. Yani inanılmaz iyi bir performans gösterdi. Yani 2K19'da %100. Burada belki bu maçı yenemez, bilemiyorum, bakacağız. Yenemese bile ben 2K19'da bu adamı tekrar alıyorum Universe'e, şimdiden söyleyeyim. Yani sırt kafasının arkasına bir super kick geldi. PJ Black'in. Şey ne? Konuşamıyorum, double stomp. Her saniye inanılmaz güzel hareket yapıyor şu an Taiji Ishimori. PJ Black'i Justin Gabriel günlerine geri döndürdü. Kiwi Crusher. Şimdi Nakamura'ya yakaladı bir kere de. Nakamura korkmuş gibi gözüküyor ki bunu tarihte kimse yapamamıştır diye tahmin ediyorum. Ama Ishimori bunu başardı. The Bone Soldier. Bullet Club'ın en yeni üyesi. Şu an herkesi çocuğa çevirdi. Yani üzüldüm. Gerçekten herkesi üzüldüm. Ishimori adına da sevindim. Yani Ishimori kazanırsa bunu YouTube şampiyonluğu için birinci contender olacak. Ve eğer böyle hareketler yapmaya devam ederse Sit Out Tombstone Piledriver kesinlikle kazanacak. Ve eminim ki bence Shinsuke Nakamura'dan 10 kat daha iyi bir YouTube şampiyonu olacak. Ishimori finisher'ını yapacak şimdi. Yaptı da. Bone Soldier emin adımlarla bu maçı bitirmeye ilerliyor. Ama PJ Black'i arkasında görmüyor sanırım. Evet, Black gayet rahat ve hemen tuşu da kırdı. Bir de zigzag geldi PJ Black'ten. Keşke bilmiyorum ya Ishimori'nin o finisher'ın ismini bilmiyorum. Hani ne özel ismi varsa onu bilmiyorum, ne de hani güreş ismini bilmiyorum, öyle diyeyim, normal ismini bilmiyorum. Underhook gut check gibi bir şey herhalde ya. Butterfly gut check gibi bir şey.
Neyse, yorumlarda bilen çıkar mutlaka, bana söyler. Ki zaten bu maçı kazanırsa Ishimori Elimination Chamber'da olacağı için hemen gidip Google'dan araştırmaya çalışacağım, ismini öğrenmeye çalışacağım yani. Ya da oyundan araştırırım, öğrenirim neymiş, neyin nesiymiş. Çünkü yani o hareketi bir daha göreceğiz gibi gözüküyor. PJ ölmüş, Nakamura ölmüş. Bir de PJ'yi tuşetseydi orada durdu, kalkmadan, ama hayır. Adam aşırı çevik, aşırı yetenekli olmakla birlikte ayrıca hafif de zeki, yani yapay zekaya göre konuşuyorum tabii ki de. Irish Whip geldi şimdi PJ Black'tan. Sonunda güzel bir Spine Buster. Ve Ishimori ilk defa bu maçta sanırım başı dertte diyecektim ama sıfırda kick out. Ve Ishimori, ben bunu çok yapmam da söylemek istiyorum, 80'lerde falan diyebiliyorum. PJ Black mesela 80, pardon, 94. Overall'ı PJ Black'in 94, aşırı fazla. Nakamura 88 olması lazım. Ama hani sorsam hangisinin overall'ı daha yüksektir diye, hepiniz eminim Ishimori diyecektiniz. Ki ben de bilmesem ben de Ishimori derdim. Northern Light Suplex geldi PJ Black'ten. Nakamura'dan tekme yedi, o uzun bacakları Nakamura'nın işine yarıyor şu an. Burada yarayacak mı ama? Hiçbir şey yapmadı, yaramasına da gerek kalmadı. İttirdi PJ Black'i. Çok büyük bir şans Nakamura için, değerlendirebilecek mi bunu? Evet, değerlendirebilecek. Kinshasa geldi. Şimdi ne yapacak? Bir tane daha mı? Yok. Ishimori yer şvip yaptı. Yakaladı. Çok güzel bir German ve Ishimori. Onu da satmayacak. Çünkü satmasına gerek bile yok. Bir ters taklayla oradan kurtuldu. Ve sert bir yumruk gövdesine, eyvah eyvah, yine signature'ını yapıyor. Sit out, pile driver. Ishimori'den. PJ Black orada mamba takılıyor. Maçı verdi resmen. Ben ha, korkutmak istemiş herhalde sadece bizi. PJ Black geri döndü, kurtardı maçı. Bakalım bir şey yapabilecek mi? Cutter'ı yedi. Kurban Bayramı kutlu olsun. Hemen büyük bir baş bir hayvan kesti işte Taiji Ishimori. Bir, iki ve tabii ki de kick out gelecek. Çünkü cutter finisher'ı değil. Normal bir hareketi sadece Ishimori'nin. Ve inanmakta güçlük çektiğinizi düşünmüyorum. Çünkü yaptığı hareketlere bakarsanız her hareketi ekstra. Bir tane cutter da Shinsuke Nakamura'ya. İkisi de, iki rakibi de cüssü olarak ondan çok daha büyük. O yüzden gücünü kullanmadığı hareketleri yapıyor şu an Ishimori. Cutter da tabii ki de o hareketlerden bir tanesi. Yani Randy Orton çok rahat Big Show'a yapabilir mesela onu. Neyse. Köşeye çıktı Ishimori ve işte klasik Ishimori, bunu çok uzun süreden beri yapar, kariyerinin başından beri belki 450 Splash finisher olarak yapar ama Nakamura'ya yetmeyecek bu. Nakamura Bringy Don diyor. Bringy Boxer diyor. Aha, PJ Black'ten bir şey mi göreceğiz sonunda? Sadece basit bir Gutbuster. Pek bir şey yapmaz Taiji'ye. Bu da öyle olmaz ama bunları devam ettirirse eninde sonunda kim olursa olsun tabii ki de tuş olacaktır. Bence yanlış adamı tuş ediyor burada. Nakamura gayet kendindedir. Bayağı uzun süreden beri dinlenme şansı vardı. PJ umrunda değil. Nakamura'nın peşinden gittikçe gidiyor ama Nakamura tabii ki de buna izin vermeyecek. Kalktı. Oh, Eye Rake. Triple Threat maçı. Hiçbir sorun yok. Yapabilir. Yani. Ama siz ne düşünürsünüz yapması konusunda? O size kalmış tabii ki. PJ Black'ten Michinoku Driver. Şimdi Springboard mı yapacak? Evet. Çok dibine yani Ishimori buradan springboard yapması sakat. Sakat iş yapacak tabii ki de, başarısız olacak, bir forearm denemesine girdi. Ama Ishimori iplerin dibindeydi. Back suplex. Şimdi ilginç bir satıştı Ishimori'den de, normalde öyle fizikler öyle davranmaz bu oyunda. Adam oyunun fiziklerini değiştirdi artık. Yani ben bu kadar OP olduğunu bilmiyordum Ishimori'yi indirirken. Üzülüyorum şu an çünkü hani Osprey mesela Heavyweight Division'a geçebilir çünkü boyu var adamın. Hani biraz kas yapsa tamam Heavyweight dersin, yedirirsin. Ishimori boyu kısa ve olabildiğince kaslı, hani bundan daha büyüyemiyor ve hani Heavyweight Division'a geçerse sanki ezik kalabilir diye düşünüyorum.
Ama o kadar yetenekli ki bence o çok bir şey değiştirmez. Acaba bakacağız. Hani birkaç sene sonra Ishimori de Heavyweight Division'da geçerse ben çok sevinirim. Ya zaten adamı görür görmez daha ikinci, üçüncü maçında, hatta ilk maçında ilk onuma girdi Ishimori. O kadar iyi yani. Dedim bunu ben nasıl görmedim yıllardır? Nereden çıktı bu adam? Oh, chop. Hayır dedi PJ Black. Bütün maç boyunca vasıfsızlık yaptı, o zaman bu burada bitecek dedi. Headlock'ı yedi yalnız. Eyvah eyvah, çok güzel bir Boston Crab geçişi yaptı. İplere gitmeye çalışıyor. Rope break var, triple threat de nedense öyle saçma bir şey. İplere gitmeden kurtulabildi sert bir tekmeyle. Shimori yerle bir oldu. Oo, tekmeyi yedi Shimori. Çok güzel bir neckbreaker. PJ Black'in finisher'ı. Nakamura bakıyor mu? Ha, bakıyormuş, tamam. Nedense kimse renkten çıkmıyor ha. Ben dikkatimi çekti bu maçta. Tam bunu dediğimde Nakamura çıktı ringten. Baş başa kaldılar. PJ Black ile Taiji Ishimori. Bu şu an hani altın şans. Burada kazansan kazanırsın. Ama bilemiyorum, bakalım. Bu üçlü biraz uzayacak gibi gözüküyor. İşte bu da klasik Ishimori. Çok güzel bir diving springboard senton. Oo, 7 reversal'ı çevirdi arkasını PJ Black ama hayır. Oo, bir anda canlandı. Çok güzel bir belly to belly. Oo, Nakamura'dan inanılmaz bir tekme. O neydi öyle lan? Bayağı fizik kurallarını inkar etti. 1, 2, hayır bu maç. Evet, bu maç uzayacak gibi gözüküyor. Benim umudum bir an önce bitmesi yani. Güzeldi. Güzeldi ama triple threat maçlarını yapmaya pişman oluyorum işte böyle. Bakacağız. Herkese finisher olması lazım. Aha, Nakamura yakaladı mı? Yakaladı gerçekten. Finisher değil ama signature'ı inverted exploder suplex. Nakamura deliriyor. Ishimori oradan tuş mu edecek? Nakamura daha erken yetişti. Şimdi de iki konnichiwa birbirine girecek bakalım. Önde kim çıkacak? Önde galiba Shinsuke Nakamura çıkacak. Boom! Kinshasa number 2. 1, 2 ve 3. Shinsuke Nakamura rakibini tuş etmeyi başardı. Bu maçtaki en iyi performansı ve yani genel olarak Universe Mode'daki gördüğüm en iyi performanslardan bir tanesiydi. Ishimori'den bu akşam gördüğümüz şey gerçekten yani Universe Mode'un sonu olmasaydı demek istiyorum. YouTube şampiyonluğuna bir şans daha verebilirim Ishimori için. Yani çünkü çok güzeldi. Bu Triple Threat maçı olmasaydı hani şunun garantisini bile verebilirdim. Çok büyük ihtimalle Ishimori kazanmıştı bunu. O kadar iyi oynadı bu maçı. Ama evet, yepyeni bir süperstar, bayağı heyecanlandıracak bir süperstar gelebilirdi YouTube şampiyonluğuna. Ama o hikayeyi şimdi geride bıraktık. Önümüzde asıl olan, gerçek olan hikaye şu. Shinsuke Nakamura, eski YouTube şampiyonu. Hatta eminim çoğumuza göre en iyi YouTube şampiyonu bir kez daha şimdi kemerin peşinde. Bakalım kemeri alabilecek mi ve aldıktan sonra eski başarısını yakalayabilecek mi? Göreceğiz. Ama şimdilik diğer maçımıza geçelim. Ve YouTube şampiyonluğunun birinci contender'ını belirledik. Bu demek oluyor ki Elimination Chamber'da Shinsuke Nakamura ve bu maçın kazananı maç yapacak. Şimdi bundan anlamamız gereken şey çok basit. Bu YouTube şampiyonluğu için bir maç. Ve geçen bölümde, hangi bölüm tam hatırlamıyorum ama videolarımın altında bir yorum gördüm. Sami Zayn'i de YouTube şampiyonluk çerçevesine dahil etsene diye. Ben bir anda böyle harbiden niye böyle bir şey yapmadım ki şu ana kadar? Sami Zayn'i çok severim. Hak ediyor. NXT'de zaten hani hiç görmedik adam akıllı neredeyse. İnanılmaz güzel fikir. Dediğim gibi neden benim aklıma gelmedi derim ve işte karşınızda Sami Zayn gayet hazır gözüküyor. Gayet heyecanlı gözüküyor. Bakalım bir mucize yaratabilecek mi kendisi için? Yeni YouTube şampiyonu olabilecek mi? Onda da bayağı potansiyel görüyorum yani. Hatta yenerse Nakamura'yı Elimination Chamber'da bile rahatça yenebileceğini düşünüyorum. Aynısını bu adam için de düşünüyorum tabii ki de.
Evet, bugün prodüksiyon takımı coşmuş. Yani öyle düşünüyorum. Yanılmıyorsam. Bakın Zack Sabre Jr.'ın yeni girişi var. Adam akıllı giriyor. Curry Hawkins'in girişiyle girmiyor. Bu bir. Kendi müziği var arkasında. Bu iki. Ve video artık 1080p. 720p olması şey. Normalde 720p. Yani prodüksiyon takımı coşturmuş artık. Herhalde. Bilmiyorum. Üşenmiş olabilir prodüksiyon takımı. İhtimal düşük. Ama şu an Zack Sabre Jr.'ın müziğini duymanız gerekiyor. YouTube şampiyonu kendisi. The Submission Master. ZSJ. Bir kez daha gözlerimizi şenlendiriyor. Bakalım bu maçı da yenebilecek mi? Çok iyi rakipler yendi. Hangman Page olsun. Sana da olsun. Bir kişi daha yenmişti. Hatırlayamıyorum şu an. Gerçekten hatırlayamıyorum. Bakalım o listeye Sami Zayn'i de ekleyebilecek mi? Eklemese bile şunu garantiledi. Bu sezonki en iyi YouTube şampiyonu Zack Sabre Jr. Çünkü maçlarını yenmekle kalmayıp güzel maçlar yaptı. Son maçı o kadar güzel değildi ama çok güzel bir şekilde bitti. Ve maçın geri kalanında farklıydı yani. Daha önce görmediğimiz bir şekilde bir maç gördük. Farklı bir türde bir maç gördük. Yani daha yavaş bir maç gördük. Yani Sabre Jr. bence sorgusuz sualsiz şu an Juniors modun 2K18'in en iyi YouTube şampiyonu. Hala bence tabii ki de Nakamura'nın kene şey tutamaz. Kafa tutamaz. Ama yani bir 4-5 maç daha korumaya devam ederse bu durum da değişir bence. Neyse. ZSJ şimdi coşmaya başladı. O teknik yeteneğini aşırı derecede fazla olan teknik yeteneğini konuşturuyor şu an. Sami Zayn'e karşı bir tekme. PK kick kadar etkili olmasa da iş görmüştür diye düşünüyorum. Şimdi bu ikisi kalın elbow tie up yapıyorlar. Birbirlerine girdikten sonra pardon. Ve Sami Zayn yenecek. Sami Zayn de biliyorsunuz aşırı yeteneklidir. Hani bu dünyaya yetmeyecek kadar yeteneği vardır. Fiziksel bir şey yapsak böyle dünyayı kaplar. Yani yeteneğini fiziksel bir şey olarak hayal etsek. Neyse ben şimdi edebiyat yapmayı bırakıp maç spikerliği yapmaya çalışayım. Evet 2K18'e hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum spikerliğe. Ayrışıp geldi şimdi Semiren. Çok geç zamanladı. Bu da ona pahalıya patlayabilir. Kendini apron'ın diğer ucunda buldu. Sami springboard dropkick. İnanılmaz bir springboard dropkick. Zack Sabre Jr. kaçacak yer arıyor şu an. Tabii ki de buldu da. Zaten adamın yaptığı şey bu. Yani yaptığı en iyi şey bu hatta. En iyi yaptığı şey bu. Türkçe. Lanet olsun. Ooo enziguri gelecekti. Hızını kullandı. Çok güzel bir drop toe hold ve gördüğüm en sert drop toe hold olabilir o. Sami Zayn ağır bir şekilde kafasını yere vurdu. Şimdi bir ankle hold. Yattı yere tam olarak şu an bacağına daha doğrusu ayak bileğine sahip. Sami Zayn'in ama Zayn evet tekmelerini kullanacak. Teknik bilgisini kullanarak dizine tekme attı. Zayıflattı Zack Sabre Jr.'ın kilidini ve kaçmayı başardı. Ama Sabre o kadar kolay olmayacağını söylüyor gördüğünüz gibi şu an. Ve şimdi koluna çalışmaya başlıyor. Her vücudunun her parçasını yavaş yavaş yok ediyor ya. Maçın sonunda Zack Sabre Jr. maçının sonunda neye uğradığını şaşırıyorsun. Ve ooo Zack Driver geldi. Bayağı sertti ve sırtına şimdi bir tekme PK yapacak diye düşünmüştüm de Sami Zayn arkasını dönük bir şekilde kalktı. Yani fark etmeden bence penaltı kick'i engelledi orada. Bu da ne böyle? Oo, koluna sert bir diz darbesi Sami Zayn'in. Sami Zayn ama gam yemeyecek. İnanılmaz bir Half Nelson suplex. Miydi? Kim bilir? Unuttum her şeyi unuttum. Ve şimdi Blue Thunderbomb. Normalde bunda tuşa gider. Ama yeterli olmayacağını düşündüğü belli Sami Zayn'in. Köşeye fırlatıyor rakibini. Burada ne yapacağını hepimiz biliyoruz. Oh! Sabre'den reversal. Şimdi. Yüzüstü çevirdi. İplere doğru ve illegal bir şey mi yapacak? Yo. Evet yapmış. Hakem tam göremedi yalnız. Ayrı iki. Dolayısıyla maç devam ediyor. T
tekrar yakaladı Sami Zayn'i ve ilginç bir neckbreaker. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir neckbreaker hatta. Saber Junior'da görmediğimiz daha ne cevherler var acaba? Mesela şu inanılmaz güzel bir armbar. Sami Zayn bir yumruk atayım bir kendime geleyim derken armbara yakalandı. Hafif çalışmıştı Zack Saber Junior koluna. Sami Zayn'in ama yeterli olmayacak. Bir DDT. Zack Saber Junior'ı alt etmeye yeterli olabilir ama Sami Zayn coştu iyice. Fighting Spirit mi görüyoruz Sami Zayn'den şu an? Bir tekme. Yakaladı front headlock. European uppercut. Ve bir crossline. Bir tane daha crossline. Ve çok da güzel bir dropkick. Şu an Zack Saber Junior'ın durumu çok kötü. Bir tane daha mı geliyor yoksa? Bir kez daha geliyor Blue Thunder ekmeği. Yine tuşa gitmeyecek Sami Zayn, yine hell of a kick yapmak istiyor sanırım hemen. Ama Zack Saber Junior uyandı, kendine geldi. İyi bir zamanda geldi, yoksa kemeri elden gidiyordu. Sami Zayn'i şimdi iplere dayadı. Sami Zayn hayır dedi, üstünden fırlattı, tutundu bir şekilde ZSJ. Reversal geldi Zack Saber'dan, hemen içeri girdi. Yakaladı ve Octopus Stretch. Aniden gelen bir hareket bu ve geldiğinde genelde maç bitiyor, ben size söyleyeyim. Ve Sami Zayn. Ve Sami Zayn pes edenlerin listesine katıldı. Zack Saber Jr. bir kez daha submission ustalığını konuşturdu. Şu ikisi, yani Samoa Joe ile Zack Saber Jr. bir maç yapsa merak ederim acaba kim kazanacak diye. Harbiden aniden geldi. Hiçbir sinyalini vermedi Zack Saber Jr. Octopus Stretch'i yapacağını. Ne wake up'tan ne bir şey. Küçük bir reversal. Ringin içine girdi. Hiçbir şey yokmuş gibi bağladı kilidi. Bitti. Sami Zayn'in kaçışı yoktu. Fark ettiyseniz kurtulan olmadı sanırım. Bir kişi kurtuldu. Ama yine yakalandı Octopus Stretch'e. Ve onda pes etti diyebiliyorum. Evet. Sana da sanırım kurtulmuştu bir kereliğine. O kadar. Zack Saber Jr. o Octopus Stretch'i bağladığında her şey bitmiştir. Bakalım Shinsuke Nakamura da kendini pes ederken bulacak mı? Elimination Chamber'da göreceğiz. Elimination Chamber demişken hadi NXT şampiyonluğunun Elimination Chamber'ına katılacak son iki kişi kimmiş? Öğrenmeye başlayalım yavaş yavaş. Ve beyler bayanlar, ilk kualifikasyon maçımızda eski ama tanıdık bir yüz var. İşte karşınızda bu Winners mod boyunca bir çiçek bile koklayamayan. Yıllardır başımızın belası ama son birkaç yıldır yani başımızın tacı. Galiba Roman Reigns'e de aynısı olacak gibi gözüküyor oğlum ya. İşte karşınızda Big Matt John. Mr. Değil, Doctor of Togonomics. Eski, bayağı eski ismiyle. Ya da Prototype, daha da eskiye gitmek istiyorsanız. John Cena. Bugün onu görüyoruz. Uzun süredir NXT'de görememiştik. Ama bugün, diyor ki bugün sonunda beni göreceksiniz. Yeter artık ulan. Gibi şeyler söylemişti. Karşısında ise yepyeni. Taptaze. 2.0. The Monster Among Men, Braun Strowman. Bugün görüştük daha onunla. Çünkü Roman Reigns'e kaybettiğinden beri kimse, hiç kimseyle görüşmedi. Sanki bir yerin altına girdik, hani kimseyle görüşmüyordu. Dedim herhalde Braun'u göremeyeceğiz, intihar etti falan. Sonra bugün tam kapımı kapayacağım. Durdurdu. Ben geldim. Beni kualifikasyon maçına koyacaksın dedi. Ve zaten bu maçı da kaybedersem hiçbir bahanem yok. İstediğini yapabilirsin. İster beni şirketten al, ister ceza ver. Umurumda değil. Hani Strowman aşırı iddialı konuştu. Aşırı iddialı konuştu. Yeni bir Strowman görüyoruz. Altına mor yırtık pantolonunu giymiş. Bir Incredible Hulk edasıyla geldi ringe, ayakkabı bile giymemiş. Karşısında Superman var. Superman vs. Hulk. Bakalım nasıl gidecek, çok manyak bir Fisherman Suplex. Cena gücünden
hiç ödün vermemiş Braun Strowman'ı kaldırdı indirdi yere hiçbir şeymiş gibi. Ama Strowman'dan bir dropkick ve Cena ne olduğuna inanamıyor şu an. Ben de inanamıyorum. Yani Roman Reigns'e karşıyken bu Strowman neredeydi diye sormak istiyorum işte yine. Cena ama hemen pes edecek biri değil, hatta hiç pes edecek biri değil. Kapışıyor gördüğünüz gibi. Bir crossline ve Braun Strowman yine uçtu resmen, uçurduk Strowman'ı. Şimdi Irish Whip geldi John Cena'dan. Çok sert bir crossline'da Braun Strowman tekrar yere düştü. Şimdi John Cena herkese hakaret ediyor. Ve Strowman'a yapılması gerek, yani yapılmaması gereken hareketlerden bir tanesi bu. Daha çok bence ateşe gaz atmak gibi bir şey bu. Benzin atmak gibi bir şey. Ve Strowman'ı kaldırdı ve hiçbir şeymiş gibi yine yere fırlattı. Strowman bu kadar iddialı konuşuyordu. Şu an o Strowman yok karşımızda. Şu an ezik birinin teki var yani. Ezik bir güreşçinin teki var. Bir reversal geldi Cena'ya. Cena onu da yemedi. Bir shoulder barge. Şunu da not etmek gerekiyor ki hem Cena hem Strowman yani atarlı abi ikisi de. Ben böyle değildim. Ne oldu bana? Ben eskisi gibi muhteşem olmak istiyorum diyor ikisi de. Bakalım. Yani bu maçta belli olacak kim daha çok istiyormuş. Şimdi Cena kendini iplerde buldu. Bir kere de Cena'yı ringin ortasına kadar attı Strowman. Gücünü konuşturmaya başlıyor yavaş yavaş. Boom! Çok sert bir yumruk Cena'nın yanağına doğru. Ve Strowman şimdi kondisyonunu gösteriyor işte. Yıllarca koşarım ve asla yorulmam demek istiyor herhalde orada bize. Karnına yedi dirseği. Oo, Cena'ya kendi hareketini yaptı abi. Braun Strowman diş çökse bile yani bence normal FU kadar etkili olması lazım. Boydan dolayı. Strowman'ın başı büyük belada, özellikle sırtı büyük belada. Cena out. Powerbomb geldi John Cena'dan. Strowman kaçmaya çalışıyor. Bunu söylemek garip ama öyle. Strowman kaçmaya çalışıyor. Cena hayır dedi. İplere doğru koydu. Bir crossline Braun Strowman'a ve bütün iddiası kayboldu şu an gerçekten. Üzücü bir tablo görüyorum karşımda. Şimdi ne yapacak? Inverted suplex geldi Monster Among Men'e. Sonunda Strowman'dan bir cevap, bir crossline. Kaldıracak tekrar Cena'yı. Cena izin falan vermedi, crossline'ı çaktı Strowman'a. Strowman acı içinde. Bir dirsek darbesi, hakem 6'da. Şimdi Strowman'ı içeri fırlatacak. Kendi isteğiyle girer normalde Strowman içeri. Bugün öyle olmayacak ama. Cena. Şimdi Strowman'ın hareket etmesini bekliyor. Gördü. Tekmeyi yapıştırdı. Ve şimdi daha da sert bir hareket yapacak. John Cena. İplerden sekti. Durdu. Five Knuckle Shuffle. Ve evet, hiç beklemeden. Strowman'a FU yapabilecek mi? Kaldırdı Strowman'ı. Strowman ama sonunda canlandı. Bir reversal. Bir tekme şimdi. Bu da ne böyle? Powerbomb? Hayır. Crucifix? Ooo! John Cena'yı çocuk oyuncağıymış gibi fırlattı şu an. İşte iddialı Strowman'ı şimdi görmeye başlıyoruz. Finisher'ı için bekliyor. Tekme atıp bir şey yapacaktı yine. Hayır dedi Cena reverse'li belly'iyle. O neydi oğlum? Neydi ya? İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika, Cena. Çok güzel bir German suplex. Braun Strowman'a böyle hareketler yaparsa bu maç cebinde kesinlikle de. Crucifix. Powerbomb olması lazım. Neyse Cena. Ooo. Electric Chair Facebuster. İlginç hareketler yapıyorlar, ismini söylemesi zor olan. Bu ikisinden beklemezdim yani ama evet. Crucifix Powerbomb olması lazım o Strowman'ın az önce yaptığı hareket. Cena. Strowman'a bir şey yapacaktı. Strowman ama yerde kalmıyor artık. Ayaklanıp duruyor. Aha da blokladı Slay'i. Bir yumruk Cena nefes almakta güçlük çekiyor büyük ihtimalle şu an. Ve uzun sürede çekecek, hatta maçın sonuna kadar bile çekebilir. Boom! Omzuna bir dirsek Strowman'ı etkilemiş gibi gözüküyor. Bir de DDT. Strowman belki kaybetmesinin sebebi aslında hiç reversal yememesi. Reversal'ın az olması.
O konuda biraz daha ileride olsa Strowman'ı kimse durduramazdı. Şu an Cena gayet güzel durduruyor Strowman'ı. Ve bunu yaparsa iyice durduracak zaten. Madem normal Fio'ya izin vermiyorsun, ben de sana tepeden yaparım dedi Cena. Cena'dan Avalanche. Attitude Adjustment. Ve yani 4.80 yatıyor Braun Strowman yerde. 1, 2, hayır. Braun Strowman kick out yapacak. Beklediğimiz buydu zaten. Ayıp olurdu zaten. Strowman bir Avalanche FU'ya gitseydi atardım direkt. You're fired derdim, yani seneye gel derdim. Ho, Cena'dan şimdi güzel bir shoulder barge. Strowman yine uçuyor oğlum. Maç boyunca uçanın Cena olması lazım. Ama bir kere uçtu. Strowman ise maçın başından beri yani herhalde bedava uçuş bileti kazanmış gibi uçup duruyor yani. Bu ne böyle? Burası havaalanı değil. Yani en azından senin için değil, rakiplerin için Strowman. O yüzden öyle davranmaya başlasan kariyerin için iyi olacak işte bu. Fırlat oğlum. Sonra tuşa gitme ama aptalca bir tuştu. Cena da tabii ki de bir de kick out yapmayı başardı. Ve Strowman şimdi sırtına saldıracak Cena'nın. Madem öyle şeyler yapıyor, ben de bundan istifade edeyim. Bir saniye. Ha. Sinemeye yapıyormuş. NXT Chamber'ında kimlerin olacağını söyleyeyim hemen size. Roman Reigns, Randy Orton, Bobby Roode, Will Ospreay. Bu maçın kazananı ve sonra Main Event'in kazananı. Şimdi Strowman yakaladı Cena'yı ve fırlattı sadece. İşte görmek istediğimiz hareketler geliyor Braun Strowman'dan, ama büyük hasar almış, büyük yorulmuş. Bunu belli ediyor. Aha, tekrar yakaladı, Crucifix pozisyonuna getirdi. Crucifix bomb ve Cena yine kendinden geçti. Tuş olacak mı yalnız? 1, 2 ve hayır. Daha fazlasını yapması gerekiyor Braun Strowman'ın eğer John Cena'yı alt etmek istiyorsa. Özellikle bugün bayağı hırslı olan bir John Cena eğer alt etmek istiyorsa. Şu an enerjisini topluyor, kendine geliyor Strowman. Sanırım finish için hazırlanıyor. Oradan tuttu bak, aslında reverse choke slam yapabilir çok rahat. Zamanlaması biraz geçti. Yine de toparladı Strowman. Kafasının arkasında. Çok sert bir hareket attı tekmesini. Bu da ne böyle? Strowman'dan yepyeni bir finisher. Boom! Oha! Oğlum Cena sakatlanmış olabilir. Bundan kick out yaparsa tebrik ediyorum yani. Oh! Ve yaptı. Strowman yepyeni hareketlerle geldi. Yine yeterli olmayacak. John Cena'yı tuş etmekte. Strowman'ın işi iş. Onun ismini de bilirdim. O hareketin ismini de biliyordum. Lan neydi oğlum ya? Nasıl unutuyorum ben bunların isimlerini? Neyse bak, bunu biliyorum. Bu bir jackknife powerbomb. Evet, fırlatılan sonunda Cena olmaya başladı. En başından beri böyle olması gerekiyordu zaten. Gory bomb olması lazım. Bir saniye. Cena maçın başında yaptığı hareketi tekrar yapacak. Yaptı da çok başarılı bir şekilde. Şimdi Strowman'ı kaldırdı. Snapmare ile yakaladı. Yere headlock yapacak. Biraz dinlenmeye çalışıyor Cena ki maçın bu 10. 15. dakikası falan herhalde. Aşırı mantıksız bir hareket. Ya mantıksız değil de. Ya maçın içine sıçıyor yani. Neyse, Strowman kalktı ayağa, Cena kalktı ayağa. Tekmeyi yedi Cena. Hayır. Belly to belly. Evet, Strowman'ın gerçekten bu maçı kazanırsa hareket listesini bir daha gözden geçirmesi gerek. Çünkü seçtiği finisher Cena için yeterli değil. Hadi bakalım, yakaladı Cena'yı tekrar kafasının arkasından ve kafasını kapatmaya çalışacak şimdi. Ama Cena buna izin vermeyecek. Boom! Kendi kafası turnbuckle'a girdi. Ters çevirdi Cena şimdi onu. Düz ya da bakış açınıza göre değişir. Oo, Cena bir kez daha mı yapacak? Yo, Trio Woe yapacak. İlginç bir strateji. Strowman'a pek bir etkisi olur mu bilmiyorum, hatta sanmıyorum. Ama yaptı. Şimdi Cena. Strowman'ı yakaladı. Tekrar köşeye fırlatıyor. Hakem dikkat et, gidecektin. Yüzüstü çevirdi. Aha. Cena bir kez daha. Cena bir kez daha o Avalanche Attitude Adjustment'ını yapacak. Braun Strowman'a galiba. Strowman eğer bunu reverse demezse galiba bye bye deme vakti geldi.
Uzun bir süreliğine Braun Strowman'a Avalanche Attitude Adjustment numara 2 ve galiba yolun sonu Braun Strowman için. 1 2 3 ve öyle olacak. Strowman kendini ne kadar yenilese de yenilesin, karşısına John Cena çıkınca üstesinden gelemedi. Yani ben şaşırmıştım. Kıyafetini yenilemiş, hareketlerini yenilemiş. Ama Cena'yı sanırım alttan almış. Neydi o? Unuttum. Şu finisher'a nasıl kick out yaptı Cena zaten bilmiyorum da. Glory Bomb mı? Yaptı bir şekilde. Ve beni şaşırttı açıkçası. Ben Strowman bunu yener demiştim özellikle girişini gördükten sonra. Ama evet, sürprizlere inanın. Bunu demek istiyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok. Şimdi son maçımıza geçelim. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. İlk olarak ringe gelen The Psycho Killer, Tommaso Ciampa. Ve karşısında da beklemeyeceğiniz bir rakip olabilir, söyleyeyim yani. Ama yorumlarda isteyenler vardı, tavsiye edenler vardı. Birkaç kişi. Ben isteğinizi yerine getirdim. Tek yapacağım şey o. Evet, bu maçı da kazanan tabii ki de geçen maçta olduğu gibi Elimination Chamber'a girme hakkı kazanacak ve potansiyel olarak yeni NXT şampiyonu olacak. Ve ben Ciampa'yı gerçekten çok beğendim. Aşırı eğlenceli maçlar çıkardı. Defeated Streak turnuvasının benim için en büyük highlight'ıydı kendisi. Dolayısıyla ben de ona bu şansı vermek istedim açıkçası. Kendini yeniledi. Yenilmek demişken. Yeniledi dedim ama çaktırmayın. Çok yenilen birisi var bu Yunus modda. Hiçbir şansı değerlendiremedi. Hayır, o düşündüğünüz kişi değil. Belki olabilir, belki doğru düşünmüşsünüzdür de. Sürekli sevilen, aşırı popüler birisi. Ama işte şans veriyorsun, veriyorsun, olmuyor. Ona bir şans daha veriyorum bu gece. Bakalım. Her şeyi batıracak mı? Ve galiba batırmayacak. Hatta batırmamak için elinden gelen her şeyi yapacak. Mesela yapacağı şeylerden bir tanesi ruhunu şeytana satmak olabilir. İşte karşınızda. Sonunda 2K18 Universe modunun sanırım bir ilki bu. Finn Balor. Ama sadece Finn Balor değil. Demon Finn Balor. Gayet ciddi. Ciampa'ya şimdiden iyi şanslar diliyorum. Kendisi bir psycho killer olabilir ama karşısında bir şeytan var. Eğer Finn Balor bu haliyle de zaten yenemezse Braun Strowman'ın dediği gibi herhalde kendisi terk eder şirketi. Bilemiyorum. Strowman'a ne yapacağız bilemiyorum. Gerçekten onun durumu şu an vahim. Öyle diyeyim ben size. Bakalım Finn Balor Demon haliyle sonunda taraftarlarını, fanlarını mutlu edebilecek mi? Sonunda amacına ulaşabilecek mi? Kesinlikle kolay bir yolda ilerlemiyor şu an. Karşısında Psycho Killer var. Bakalım. Ama odanın atmosferi şimdiden değişti bile. Ve beklenmedik bir şekilde Colin Rabot tie-up yapacaklar. Ve Tommaso Ciampa daha güçlü çıktı Finn Balor'dan. İttirmeyi başardı. Temiz bırakacak mı Ciampa? Temiz bıraktı. İlginç. Beklenmedik bir sonuçtu. Yakaladı şimdi. Şimdi Finn Balor pardon ve Brainbuster. Niye bütün maçların ilk hareketi Brainbuster oluyor son zamanlarda bilmiyorum ama şikayetçi değilim. Yani o kadar da şikayetçi değilim. Şimdi kafasının arkasına hasar vermişti Brainbuster'la, iyice hasar vermeye çalışıyor ama hayır dedi Tommaso. Biraz da ben Brainbuster yapayım dedi galiba. Ooo, inanılmaz sert bir GTS. Yine o dizindeki demir şeyi kullandı Ciampa.
Hiç acımıyor. Zaten Demon kendi acınmaması gereken birisi. Yoksa olan Champa'ya olur. Ve Champa'dan yine çok sert bir diz darbesi. Finn Balor'ı buraya geldiğine pişman ediyor şu an. Tabi Demon Finn ne kadar hissediyor bu darbeleri bilmiyoruz ama yani maç sonlanınca öğreneceğiz. Şimdi Champa yakaladı Finn Balor'ı. İplere doğru koydu ve ringin ortasına görüşmek üzere Finn. Sonunda Finn'den reversal. Demon Finn kendini gösterebilecek mi? Oo, çok güzel bir enziguri ile göstermeye başladı. Şimdi rakibini düz çevirdi. Oturttu rakibini. Daha doğrusu yavaş yavaş kaldırıyormuş. Ama dizi yedi Finn Balor şu an. Başlayamıyor maça. Bir Yakuza kickle ringden, arenadan çıkacaktı neredeyse. Tommaso Ciampa şu an durdurulamayacak gibi gözüküyor. Köşeye geçti Finn Balor. Evet, Finn Balor uzakta kaldığı için Ciampa'nın elbow drop denemesi boşa gitti. Biraz utanması gereken bir hareketti yani. Ama Ciampa'nın umurunda olduğunu sanmıyorum. Adamın nickname'i dediğim gibi psikopat var. Adamın nickname'inde yine o çok sert olan diz darbesini yaptı. Maçın başında onu yaptı zaten. Ondan beri Finn Balor geri gelemiyor. Ve hani turnuvada bir sürü maç yaptı Tommaso Ciampa. Hiç o hareketi göstermemişti bize. Görünüşe göre böyle büyük bir şeye saklıyormuş. İyi ki de saklamış çünkü Finn Balor'ı gerçekten bitirdi şu an. Ama Balor ayaklandı, hızlandı. Çok güzel bir one legged dropkick. Şimdi köşeye çıktı Balor. Kalkması istiyor rakibinin. Bir yumruk ve front missile değil, bir senton yaptı. Ama Finn Balor o kadar hasar almış, o kadar yorgun ki hemen ayağa kalkamadı. Ciampa ipleri kullanarak, tutunarak hızlıca ayağa kalktı. Finn Balor şimdi rakibini ringin dışına attı. Balor'dan çılgın bir hareket görebiliriz. Bakalım ne yapacak? Sanırım bir crossline göreceğiz. Alt üst etti rakibini. Finn Balor bu maça geri dönmeyi başarmıştır. Beyler bayanlar, ama ne kadarlığına? Yani o da önemli bir soru. Ringin dışındayız ve Ciampa ofensine devam ediyor. Acımasızca ofensine devam ediyor. Ooo, koluna ağır bir darbe aldı Finn. Ringin içine sokacak mı? Denedi, olmadı. Apron'a çarptı Finn. Hakem hala 5'te falan, o yüzden zamanları var. Şimdi de köşeye çarptı Ciampa. İçeri sokmadan önce her yeri bir kullanmak istedi sanırım. Ve şimdi de içeri sokuyor. Yani önce apron'a, sonra köşeye. Şimdi ringin içine girdi Finn Balor ve Ciampa resmen dalga geçiyor. Yani sen misin? Demon halin bu mu yani? Bu mudur diyor Ciampa. Finn Balor'a ve şimdi yakaladı. Bridging Fujiwara Armbar. Armbar pardon. Ve ipleri kullandığı için tabii ki de hakem izin vermedi. Uzun süre devam etmesin o armbarın. Finn bundan istifade edecek şimdi. Finn coşmuş gibi gözüküyor. Sinyali verdi. Neyin sinyali ama? Çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Yukarı bakarken, taunt yaparken Ciampa birinci contenderlığı alıp götürüyordu. Şimdi Finn. Ooo, Pele. Overhead kick. Overhead kick geldi. Bir. Hayır. Hayır. Ve hayır dedi Tommaso Ciampa. Bir kez daha hayır dediğini belirtti. Finn bu sefer umursamıyor. Ne dersen de bu maç benim diyor. Irish Whip yaptı. Köşede buldu kendini Tommaso Ciampa. Aşırı tehlikeli bir yer şu an orası. Reverse dedi neyse ki. Aa, o Ciampa. Bir kez daha mı yapacak o diz hareketini? Aynen öyle. Finn Balor gerçekten ağır bir sakatlık yaşıyor olabilir. Ve bu da hiç yardımcı olmayacak. Eğer Ciampa bu hareketi yapabilirse Finn Balor gerçekten sakatlık yaşar yani. Ama Finn Balor beklediğinden daha hızlı kalktı sanırım Ciampa'nın. Vazgeçti Ciampa yapacağı hareketten. Irish Whip yedi tekrar. Ahanda çok güzel bir flow şey. Neckbreaker. Bunu CM Punk çok yapardı. O zamanlar bilirdim ismini. Şimdi unuttum. Lanet olsun. Ooo, Finn Balor. Ha dedim. Yine aparatifi falan geçip ana yemeğe gelecek diye düşünmüştüm de. Hayır, aklına farklı bir şey var. Front missile dropkick denemesi vardı. Sadece deneme olarak kaldı. Şimdi öldüreceğim seni diyor Psycho Killer. İsmine layık şeyler yapıyor.
Bir kez daha omzuna çalışıyor. Hangi omzu çıkmıştı Finn Balor'ın bilmiyorum ama sanırım çıkan omzuna çalışıyor. Ve başarı zekice bir şey. Ve bir kez daha koluna gidiyor. Tabii ya, bu yüzden Fujiwara armbar yapıyor zaten. İpleri kullanıyor. Hakem görmüyor sanırım ipleri kullandığını. Finn Balor pes edecek mi? Tommaso Ciampa. Elimination Chamber'a bilet kazandı mı? Kazandı harbiden. Bu submission'lar son zamanlarda aşırı etkili olmaya başladı. Ve Tommaso Ciampa bir şeytanı alt üst etti az önce. Demon Finn falan dinlemedi. Finn Balor normal Finn Balor olarak kaybedenler kulübündeydi. Demon Finn olarak kaybedenler kulübünde galiba bu iş değişmeyecek zaten. Bu Universe moddaki de çok büyük ihtimalle %90 ihtimalle Finn Balor'ı son görüşümüzdü bu. Ciampa ise Elimination Chamber'a gidiyor ve potansiyel olarak NXT şampiyonu olabilir. Ve Elimination Chamber tam onluk yer yani. Psycho Killer. Hiçbir diskalifiye olma yok. İstediği her şeyi yapabilir orada. Ve düşünsenize 6. çıkarsa Tommaso Ciampa, galiba yeni bir şampiyonumuz var. Galiba Roman Reigns günün sonunda veya Roman Reigns belki de son ikiye bile kalmayabilir aslında, değil mi? Hadi bakalım. Bununla birlikte Elimination Chamber NXT Championship maçımızda hemen yazayım. Roman Reigns, Randy Orton, Bobby Roode, Will Ospreay, John Cena ve son olarak da Demon Finn Balor'ı yenerek buraya gelme hakkını kazanan Tommaso Ciampa var. İlginç sonuçlar gerçekten, ters köşe oldu ikisi. Ben kesin Demon yener diye düşünüyordum. Olmadı. Kesin Brown yener diye düşünüyordum. Olmadı. Şu an çok daha farklı bir maç. Benim aklımda, benim hayalimden çok daha farklı bir maç. Görüşe göre bizi bekliyor. Evet, bunu da söylediğime göre bitirebilirim. Beyler bayanlar, bir sonraki bölüm Elimination Chamber. Herkese söyleyin, herkese haber verin. Yani kağıt üzerinde en azından, tabii ki de yapay zeka ne yapacağını bilmiyorum da kağıt üzerinde inanılmaz bir şey olacak gibi gözüküyor. Neyse, şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.